Ben senden boşanmak istiyorum İpek. Boşanmak istiyorsun. Tamam, anladım, sinirlisin ama komik değil. Gülüyorum ama komik değil. Ya. Fikret. Ne? İnanacağım neredeyse. Ciddi misin? Fikret. Fikret. Şakaysa komik değil. Ciddiyse de bu yaptığın çok saçma. Bunun şakası olur mu? Ben de onu diyorum zaten. Bunun şakası olur mu diyorum. Ne dediğini bilmiyorsun. Sinirlendiriyorsun beni ya. Ne demek boşanmak falan? Boşanamayız. Tahmin ettiğimden iyi geçti ya gece. Değil mi? Faruk Bey ne kadar beyefendiydi. Hayret. Ya inanabiliyor musun ya? Benim çakmağımın aynısından herifte var ya. Fevzi Bey artık nasıl saçıp salmışsa... Tabii daha o zamanlardan belliymiş bizim mirasımızda bize ne düştü. Tabii benim çakmağım kayıp. Neden? Tabii neden? Çünkü olmayan evladın çakmağı da olmaz. O kadar basit. İkiniz bir ortak yol mu bulsanız bu akşamki gibi? Yani sen bu babanın suçunu artık Faruk'tan çıkartsın. Ay tamam, Allah aşkına bak, bana böyle ara buluculuk falan yapmaya kalkışma ne olursun. Zaten içim dışım Faruk oldu. Yani bu gece bünyeye fazlası zarar. Lütfen. Yok mu başka konu ya? Peki o zaman gerçekten bu gece için var mıydı Uludağ sürprizi? Arkadaş yani şu kadın milletinin gerçekten ne istediğini anlayan biri varsa gelsin, altından heykelini dikmezsem şerefsizim. Ya anlamıyorum ki ben. Nedir yani, ben yılbaşında bir atraksiyon yapmayı ıskaladık diye odun olduk. Sevgililer gününde bir şey yapalım diyoruz, özenti oluyoruz. Anlamıyorum ki seni nasıl memnun edeceğimi ben. Ha, ne istiyorsun sen? Ha? Tamam, iptal edelim, gitmeyelim. Olur mu? Tamam, tamam. Bir şey demedim madem. Ya söylediklerim maksadını aştıysa özür dilerim. Seni kırmak istemedim. Ayrıca sevindim tabii. Çok teşekkür ederim. Böyle kuru kuru mu teşekkür ediyorsun? Buradan bir canım. Ya ne demek boşanamayız ya? Ne demek boşanamayız? İpek ya, sen boşanmaya bizden daha layık bir çift tanıyor musun? Ha? Söyle, tanıyor musun? Fikret, her şeyi geçtim. Zaten bizim bir kızımız var. İpek, ada var. Bak onun için çabaladım. Anladım, onun için direniyorum ama olmuyor. Olmayacak ya, lütfen bu çok net, kabul et. Anne yüzünden böyle yapıyorsun. Anne yüzünden böyle yapıyorsun çünkü beni bu olup bitenler yüzünden sorumlu tutuyorsun. Ondan senin bu öfken. Hayır, hayır, annemi unut. Annemi unut. Bu evi unut. Bize bak. Tamam, bize bak İpek, halimize bak. Halimize bak, bak. Hiç değilse kendine dürüst ol. Tamam mı, ne olursun. Biz çok farklı sebeplerle evlendik. Sen beni hiç sevmedin ve evet ben bunu hep görmezden geldim. Çok uzun bir süre ama artık kafamı kumun içine sokup saklanmak istemiyorum. İstemiyorum. İpek, benim nefes almam lazım. Nereye? Ver o telefonu bana. İpek. Bir dakika, bir dakika, bir yere gidemezsin. Sen ver telefonu bana, başka biri var değil mi? Nerede oldu o büyük aşkına mı? İpek. Ondan böyle yapıyorsun. İpek, saçmalama. Sen üçümüz hakkında karar veremezsin Fikret. Neden? Çünkü yularım kimin elindeyse onun ağzına bakmak zorundayım değil mi? Ha? Ben çünkü salağım değil mi, işte bu yüzden boşanıyoruz. Çünkü sen sevmeyi salaklık sanıyorsun. Anladın mı? Hikmeti hep kendine görüyorsun. Biz o yüzden boşanıyoruz. Bak sen ne dediğini bilmiyorsun, şu an ne yaptığını bilmiyorsun gerçekten. Ben buradan gidiyorum. Ben buradan gidiyorum. Bu konuşma olmamış varsayıyoruz biz, tamam mı? İpek, İpek, bir yere gitme. Odada fil var. Sen gözünü kapayınca kaybolmuyor. Sen gözünü kapattığın zaman ortadan kaybolmuyor.
Özür dilerim. Kendi yaptığım hatalardan senin payına düşenler için çok özür dilerim kızım. Sana layık bir aile kuramadım. Ve bunu o kadar geç fark ettiğim için çok özür dilerim. Umarım sen de bir gün beni affedersin, değil mi? İyi geceler. Oğlum, bana olan kızgınlığını başkalarını kanatma sana. Öfkeyle esiyorsun ama dindiğinde en çok senin canını acıyacak benim korkum o. Anne, inan bana, her şey seninle ilgili olmak zorunda değil. Evren senin etrafına dönmüyor. Ve inan bana, biz fanilerin de kendilerimize ait bazı dertlerimiz var. Garip meselesi açıldığından beri fırtına gibi esiyorsun. Yanına yaklaşamıyorum ki derdin ne diye sorabileyim. Fikret, biz el mi olduk? Hani garip meselesindeki tavrımı biliyorsun. Geri adım atmayacağım. Sanırım diğerleri de öyle. Farkındayım, ikna etmek için zaman kolluyorsun. Ama o zaman asla gelmeyecek. İnan, bir başıma kalsam bile o zaman gelmeyecek anne. Çalışma odasındaki koltukta çok rahatsız değil mi? Yani uyumak için. Tutuldun bir yerin. İstiyorsan şey yapayım, masaj falan. Yo, iyiyim. Teşekkürler. Sen kol cümlelerine kızmıştın ya hani. Ben sana yeni bir hediye aldım. Dur bak, vereyim. Hediye. Belki bunu beğenirsin. Bak bir.
günü böyle kırgın kırgın geçirmeyelim. İpek, bu bugünlük bir mesele değil. Benim verdiğim karar da öyle ağzımdan bir anda çıkan bir şey değil. Bak, biz bu aşamaya o kadar yavaş geldik ki gerçekten ben bile farkına varmadım. Seni üzmek istemiyorum. Ama benim kararım kesin. Evet, ama eğer sen hazır değilsen... Şimdi bunu kimseye söylemeyiz. Sen düşün. Önce annenle mi konuşmak istiyorsun ya da annemle mi? Karar ver. Ben sana uyarım. Bizim hani o buluştuğumuz yer var ya, geçen kafe. Oraya gel hemen. Yok işte, çık hemen. Yok bir şey, gelince anlatırım. Değilim, hadi kapatıyorum. Şaşırmadınız. İçeride konuşalım mı? Buyurun. Anneniz her şeyi anlatmış. Annemden önce ardında bıraktığınız şeyler anlattı zaten. O yangında kendinizi de annemi de öldürmek istediğinizi biliyorum. Bunu ispat etmem çok zor değil. Şimdi bir seçim yapacaksınız. Ya gidip kendiniz teslim olacaksınız ya da... Ya da sizi evinizden zorla aldırtacağım. Elimdeki kanıtlarla, annemin tanıklığıyla, ekspertiz raporuyla bu çok da zor olmayacak. Hem anladığım kadarıyla siz Adem'in o mektuplardan haberi olsun istemiyorsunuz.
etmeyin. Eğer gider kendiniz teslim olursanız bu sır sizde kalır. Ben Adem'e bir şey söylemem. Ama eğer kaçarsanız cezanızı çekmeniz için elimden geleni yaparım. Siz benim canıma kastettiniz. Bunun affı yok. Tamam. Adem'e bir şey söylemezseniz teslim olacağım. Söz veriyorum. Ama bana birkaç gün süre verin. Size 2 gün mühlet. 2 gün içinde bütün hazırlığınızı yapın. Cuma sabah saat 10'da gidin emniyete teslim olun. Bizden asla bahsetmeyin. Vicdanım rahat etmedi geldim falan deyin. Merak etmeyin. Siz aradan çekildikten sonra eğer Adem de hazır olursa günü geldiğinde ona kaybettiklerini geri vereceğim. Sizin ondan aldıklarınızı. Eğer bu süre içinde Adem'i ararsanız, kaçarsanız, cuma sabah onu 1 saniye geçirirseniz bedelini ağır ödersiniz. Şuraya yönetim kurulu başkanı yazdırmak vardı da. Neyse. Bir gün olacak. Ya sabır. Kalp kalbe karşıymış. Efendim Faruk? Adem merhaba. Rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah buyur. Şu toplantıyı organize etmeye çalışıyorum. Siz galiba bu akşam dönüyorsunuz. Araya hafta sonu da girmeden cuma günü bir araya gelip şu yeni durumu konuşsak mı artık? Olur, tamam. Tamam o zaman. Cuma günü saat 10 diyorum. Tamam, uyar. Peki. Dilara'ya selam. Baş üstüne. Yok bir şey, bu Faruk'un bir planı var da ben anlayamadım daha bunu. Adem bugün ben hiç Faruk çekemeyeceğim. Tamam tamam haklısın. Yapma. Yeah.